Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aynaları bir tekrar edeceğiz. Aynaları ben düz ve küresel aynalar olmak üzere ikiye ayırdım. Arkadaşlar, düz aynada benim görüntüm ne oluyordu? Düz ve eşit oluyordu, öyle değil mi? Benim aynaya uzaklığım ne kadarsa görüntümün de aynaya uzaklığı o kadar olurdu. Ben aynaya ne kadar yaklaşırsam görüntüm de aynaya o kadar yaklaşırdı. Bir de neydi? Görüntüm simetri olurdu. Ben sağ elim kaldırdığımda görüntüm sol elini kaldırmış oluyordu. Evet, gelelim küresel aynalar arkadaşlar. Çukur ayna ve tümsek ayna diye biz bunları ikiye ayırdık. Arkadaşlar, çukur aynadan ben detaylı bir görüntü elde etmek istiyorsam, lütfen not alalım karıştırıyorsak. Çukur aynada arkadaşlar detaylı bir görüntü elde ederim. Tümsek aynada ise arkadaşlar ben ne yaparım? Daha geniş bir alanı almak isterim görüntüde. O yüzden arkadaşlar tümsek aynada benim görüntüm düzdür ve de küçüktür. Öyle değil mi? Daha geniş bir alanı almak istiyorum çünkü. Tek karıştıracağınız nokta çukur ayna olabilir. Çünkü çukur aynada şöyle değişen bir özellikler var. Eğer ki cisim aynaya yakınsa ne oluyordu arkadaşlar? Ne oluyordu? Benim görüntüm düz ve büyük oluyordu. Ama eğer ki cismim çukur aynaya uzaksa arkadaşlar, görüntüm ters oluşuyordu. Ters olup büyük olabilirdi, küçük olabilirdi ya da görüntümle boyu eşit olabilirdi arkadaşlar. Şimdi bakalım, bakın. Bir bardak çay var. Nasıl sorular gelebilir? Bir bardak çay var demiş. Diyor ki, aynadaki görüntü düz ve küçükse hangi ayna kullanılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, ben görüntümü ne yapmışım? Küçültmüşüm ve küçük olmuş değil mi? O zaman nedir bu? Tümsek aynadır. Tümsek ayna arkadaşlar. Evet. Buraya baktığımızda aynadaki görüntü düz ve eşit demiş. O zaman ne oluyor? Çok basit. Düz aynı oluyor. Hiçbir değişiklik olmadıysa, tıpatıp aynısıysa düz aynadır. Buraya baktığımızda bir bardak çay var arkadaşlar. Aynadaki görüntü düz ve büyüktür demiş. Bakın ben nasıl bir görüntü elde etmişim? Büyük görüntü elde etmişim. Yani daha detaylı oluyor değil mi? O zaman ne olacaktır bu? Çukur ayna. Evet. Aynadaki görüntü ters ve küçük. Arkadaşlar ters oluyorsa ne diyecektik? Çukur aynadır diyecektik değil mi? Çukur aynanın özelliği olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de nerede kullandıklarına bir bakalım. Evet. Arkadaşlar, makyaj aynaları ne için kullanılırdı değil mi? Çukur ayna. Makyaj aynalarında çukur ayna vardı. Hatta görürsünüz, makyaj aynaları daha yakın bir görüntü, daha büyük bir görüntü verir sizlere. Periskop arkadaşlar düz aynadır. Düz aynaya örnektir. Işıldak arkadaşlar çukur aynadır. Çukur ayna. Araba yan aynası arkadaşlar, bakar mısınız ne kadar geniş bir görüntü elde ediyor, arkadaki arabaları bile almış. O zaman bu nedir? Tümsek aynadır arkadaşlar. Araba farı neydi? Hatırlayalım. Çukur ayna. Boy aynası arkadaşlar düz aynaya örnekti. Basitti bu zaten. Berber aynası da aynı şekilde düz aynadır arkadaşlar. Dişçi aynası neydi? Çukur aynaya örnekti. Çukur ayna. Mağaza güvenlik aynası arkadaşlar. Bakın, küçük görüntüler var ve daha geniş bir alanı aldığına göre ne diyorum ben buna? Tümsek ayna diyorum arkadaşlar.